2022 Avrupa Yaş Gruplarında satranç şampiyonası pandemi nedeniyle verilen 3 yıl aranın ardından Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da başladı. 46 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonanın bu etabında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun açılışıyla yapıldı. 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası pandemi nedeniyle verilen 3 yıl aranın ardından Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri ise salon girişinde mehter takımıyla karşılandı. Turnuvada 46 ülkeden 1000'in üzerinde başarılı sporcu mücadele edecek. Türkiye'nin 196 sporcu ile katıldığı şampiyonada Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31 sporcu madalya için yarışacak. Avrupa'nın en iyilerinin kıyasıya rekabetine sahne olacak şampiyonada Türkiye Satranç Federasyonu 2000'e aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor. 8 ila 18 yaş aralığında 6 farklı yaş grubunun 9 tur yarışacağı şampiyonada her gruptaki ilk 3 dereceye girenlere kupa verilirken en iyi 6 sporcuya da madalya ve sertifika verilecek. İlgili grupların kazananları Avrupa U8, 10, 12, 14, 16 ve 18 açık ve kızlar şampiyonu olacak. Şampiyonanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azma Parasivili, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, sporcular ve aileleri katıldı. Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, 3 yıllık bir hasretin sonlandığını söyledi. Bugün burada açıkçası 3 yıllık bir hasreti sonlandırıyoruz. Ve tabii bu 3 yılın birikimi bir heyecana, bu 3 yılın birikimi bir coşkuya şahit oluyoruz. Tabii ülkemiz adına her bir branşta olduğu gibi satrançta da birbirinden değerli sporcuları ağırlamak büyük bir memnuniyet vesilesi. Her branşta iddialı olunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, her okulda, her gençlik merkezinde gençlerin bulunduğu her yerde satranca erişilebilir kılma adına çalışmalar yapıldığını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcu sayısıyla satranç en fazla lisanslı sporcu sahibi olan bir branş. Ve tabii bu çerçevede elde edilen başarılar ve bu başarılarla birlikte olimpiyat şampiyonu olan U16 satranç olimpiyatında Nahçıvan'da Türkiye kırmızı takımımızı da gönülden kutluyor. Kasapoğlu Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün arttırdığını belirtti. Konuşmanın ardından U16 yaş altı olimpiyatlarında şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na takdim ettiler. Bakan Kasapoğlu ise Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yaptırılan plaketi Avrupa Satranç Birliği Başkanı Azma Palasvili'ye takdim etti.